Kilim ilçesine bağlı Cırtalazı beldesinde 2022 yılında Fikret Bey idaresindeki 67AT873 plakalı minibüs kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada lise öğrencisi Büşra Akın hayatını kaybederken 18 öğrenci de yaralandı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmada tutuksuz tanıklardan şoförü araç sahibi Ramazan A. ve babası Müslüm A. ile taraf avukatları ve mağdurlardan Sena Nur O. ile babası katıldı. Sena Nur O.'nun babası ise kazanın tek böbreğini kaybettiğini söyleyerek sigortadan para alınıp alınmadığını soruyorlar. Ben o parayı bu soruya soran kişiye iade edeyim. Bana kızımın böbreğini iade etsin dedi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora itiraz eden sanık avukatı, Adli Tıp Kurumu raporunu kabul etmiyoruz. Zira mahkemenizce ne şekilde rapor düzenlemesine dair ara kararın kurulduğu, ancak Adli Tıp Kurumu'nun rapor düzenlerken ara kararda belirtilen hususlara göre rapor düzenlemediği kanaatindeyiz. Zira diğer sanık Fikret Bey kazadan önce terlediğine ve rahatsızlandığına dair mağdur beyanlara dikkat alınmamıştır. Yalnız Fikret Bey'in bir yerde geçer beyanı dikkat alınmıştır. Rapora göre kazadan sonra sanık Fikret'in kalp krizi geçirdiği sabittir. Kazadan önce kalp krizi geçirip geçirmediği hususunda raporda açıklık yoktur dedik. Mağdur avukatı ise raporun yeterli olduğunu ve aleyhle hususlara kabul etmediklerini ifade ederek Fikret Bey yönünden tekrar rapor alınması ile ilgili talebin reddine karar verilmesine talep ederiz dedi. Mahkeme heyeti dosyanın geldiği aşama somut deliller, doktor ve kriminal raporlarla birlikte olarak değerlendirildiğinde alınacak raporun dosya esasına itki etmeyeceğini ifade ederek yeniden rapor aldırılması talebi kabul etmedi. Açıklanan mütalada tutuksuz sanık Müslüm A. hakkında beraatine, diğer tutuksuz sanıklar araç sahibi Ramazan A. ve şoför Fikret Bey hakkında ise bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme ve birden fazla kişinin yaralanması neden olma suçundan ayrı ayrı hapis cezası verilmesi talep edildi. Mahkeme diğer mağdurların dinlenmesi, rapora ve mütalaya karşı beyanların verilmesi için 29 Kasım tarihine ertelendi.